manevi bir şeydi çünkü kölesiyim. Her yer felaket. Daha da kötüydü. Şu an yüklerimden kurtuluyorum. Oley be. Ekmek banmadığım kaldı. Asla tutmuyor bak. Tövbeler olsun ya. Allah affetsin. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 2023'ün son videosuna iyi ki geldiniz. Bu videoyu normalde bir 3 saat önce çekmeye başlamıştım aslında. Sonra gün ışığı yavaş yavaş değişmeye başlayınca, hava kararınca hiç içime sinmedi ve videoyu durdurdum. Oysa ki bir yarım saat 40 dakikasını çekmiştim ama hayır. Rengimiz tek renk olsun istiyorum. Düzenimiz bozulsun istemiyorum. O yüzden hava karardı, ring light'ımı açtım, ışığımı açtım ve geldim işte tam olarak buradayım. Instagram'daki benimkilere sordum. Normalde dedim ki bizim yayın günümüz aslında pazartesi biliyorsunuz. Yani tam 1 Ocak 2024 tarihine denk geliyor. Ama ve lakin bu sene birazcık böyle karmaşık. Özellikle son zamanlarda insanların çok hasta olduğu ki keza benim de hasta olduğum bir dönem olduğu için biz de plan yapmadık Veysel'le. O yüzden dedim ki size isterseniz 2023'ü beraber yolcu edebiliriz. Çünkü ben de şu an bu videoyu tam olarak onun için çekiyorum. Yani 2024'de bunları getirmek istemiyorum. Oraya da geleceğim. Anlatacağım. Sorularda size sordum ve %78 oranında Merve lütfen pazar günü paylaş beraber 2023'ü yolcu edelim dediniz. Ben de dedim ki işte neden olmasın. Tamamdır. Bu videoyu cuma günü çekiyorum ve pazara size yayına alacağım arkadaşlarım. Ne yapacağız biz bugün tam olarak? Bitenleri konuşacağız. Çöplerimi konuşacağız. 2024'de bunları getirmek istemiyorum. Evimi temizlemek istiyorum. Bu çöpleri atmak istiyorum. Yüklerimden arınmak istiyorum. 2024'de tazecik, fresh bir başlangıç yapmak istiyorum. O yüzden dedim ki gelin bu bitenleri beraber bir mıncıklayalım. Çünkü bir yıl boyunca kullandığım, memnun kaldığım kalmadığım birçok ürün var burada ve hepsini detaylıca anlatmak istiyorum. Ben hala bitenler videolarını çok seviyorum, çok da izliyorum. Çünkü bu videoyu çeken kişinin bu ürünleri kullandığını, deneyimlerini net bir şekilde aktardığını düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. O yüzden dedim ki neden olmasındı? Yani bunlar o kadar ağır ki şu an. Makyaj, cilt bakım, saç bakım, her şey var. O yüzden hadi artık başlayalım. Evet, ilk neyle başlayalım? Bununla başlayalım. Krema Merve. Neyse kırılabilirler zaten bittiler. Beauty of Joseon'un bu yüz temizlemeyi müthiş. Fevkalade'nin fevkinde. Benim gözlerimde ne buğulanma ne yanma problemi hiç olmadı. Makyajı çok güzel eritiyor. Bundan böyle 1-2 fıs alıp makyajımı arındırdıktan sonra ellerimi nemlendirip ki bunu bütün yağ bazlı temizicilerde yapıyorum. Nemlendirdikten sonra bir de o şekilde üzerinden geçiyorum. Yağ formunu süte çeviriyorsunuz ve makyajınızı daha da derinlemesine temizliyorsunuz. Çok sevdiğim temizleme yağı oldu. Corendi indiriminden bir daha stokladım. Çok uzun süre kullandığımı da söylemem gerekir. Gerçekten 1-2 pompası bütün makyajınızı temizliyor. Çok bereketli, çok güzel bir ürün efendim. Şöyle ambalajını tekrar sizlere göstereyim. Alın aldırın. Ben bu arada hiç kategorize etmedim. Yani kafama göre ne çıkarsa onları göstereceğim, haberiniz olsun. Ama yani. Sephora'nın şekerli body scrub'ı. Bu bir zamanlar çok güzel kokuyordu. Tabii şu an Allah affetsin. Bundan bu arada ben bir tane daha bitirdim ama artık bitenler kutusunu böyle evde yığınla çöp haline getirmek istemediğim için bazı bitenleri tekrar bu kutunun içine yerleştirmedim. Direkt evden çıkardım. Bunun üçüncüsünü kullanıyorum şu an. Duşumda var. Gerçekten çok yumuşak bir peeling. Eğer cildiniz hassassa, neme ihtiyaç duyuyorsa hem cildinizdeki ölü derilerden arındırıyorsunuz hem de cildinizi nemlendiriyorsunuz. Çok güzel bir peeling. Bunu Eda'ya da aldırmıştım ben. Hatta geçen Eda da indirimde stokladı bundan. Deneyin. Gerçekten çok seveceksiniz. Çok da bereketli bir ürün. Öyle hızlıca hemen biten bir şeyde değil. Cildimizi severiz, saçımızı severiz, makyajımızı severiz, kendimizi severiz. O yüzden bakımlarca. Urban Care'in biyotin ve kafein içeren toniği. Bu benim bitirdiğim ikinci şişe, üçüncü şişesini kullanıyorum şu anda. Bunu duştan çıktıktan sonra saç derime böyle fış fış sıkıyorum. Nefes aldığını hissediyorum. Böyle bir ferahlık hissi geliyor, böyle bir tazelik hissi geliyor. Çok seviyorum bunun etkisini. Ayrıca gerçekten yeni bebek saçlarınızın oluşmana da çok yardımcı olduğunu söylemem gerekir. Benim şu an çok net görünmüyor olabilir ama bakın şuralarda bir sürü yeni saçlar var. Onları şöyle yatırıyorum ben. Onların çıkmasına gerçekten büyük ölçüde bunun yardımcı olduğunu düşünüyorum. Düzenli kullanmanız gerekiyor arkadaşlarım. Yani cilt, vücut, saç bakımı hiç fark etmez. Ne ürün kullanıyorsanız düzenli kullanmanız gerekiyor ki etkilerini gözlemleyebilirsiniz. O yüzden bunu da düzenli kullanırsanız bence çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Aman. Kim geliyor? Kralı geliyor. Kraliçe geliyor. Yves Rocher'in ışıltılı vücut yağı. Bunu yazın o kadar çok kullandım ki arkadaşlarım. Dibini ekmekle sıyırdım. Birazcık şurasında kalmış ama dekolte giymişsinizdir. Yapıştır buralarına. Işıl ışıl parla. Etek mi giydin? Şort mu giydin? Elbise mi giydin? Bacaklarına sür. Parıl parıl parla. Birazcık da bronzluk katıyor. O yüzden bacaklarınızda olduğundan daha bronz, böyle daha ışıltılı, daha seksi, seksapal gösteriyor. Çok seviyorum bunu gerçekten. Özel günlerin benim için vazgeçilmezi buydu. Misha'nın Madecassosait temizleme jeli. Aslında böyle köpük formda gibi ama jelimsi bir köpük formda. Eğer cildiniz hassassa, kuruysa bu ürünü gerçekten çok seversiniz. Bende şu kadar kaldı bu arada. Ama tarihi geçti. Tarihini geçtiğinde şöyle anladım. Cildimi kurutmaya başladım. Hani sivilce falan asla hiçbir şey çıkarmadı cildim.
cildimde. Ama cildimdeki pamuksu, yumuşak dokusu olmamaya başladı. Bir sürü yeni ürün deniyoruz. O yüzden ister istemez bazı ürünler böyle son gıdımlarında mefta olabiliyor. Yine kesinlikle alırım dediğim ürünlerden biri. Özellikle Misha'nın bu Medical Society serisini ben çok seviyorum. Ampulleri çok güzel, nemlendiricileri çok güzel. Yani hassas ve kuru ciltlerin çok seveceği bir seri bu. Evet efendim, Ashley Joy'dan şöyle bir kuru şampuanımız var. Ben kuru şampuanların kölesiyim. Saçımı çok sık yıkamayı sevmiyorum ben. Çünkü zaten vücudum kuru. Saçım da kuruduğu zaman böyle tülerik tülerik oluyor. O yüzden olabildiğince ben o yıkama süresini uzatmaya çalışıyorum. Onu da böyle kuru şampuanlarla sağlıyorum. Ya da saçım daha sönükse hemen şöyle fıs fıs şuralarına sıkıp buraları böyle hacimlendirmeyi seviyorum. Yani sadece yağlı saçınıza değil temiz saçınıza da uygulayabilirsiniz. Kuru şampuan da benim en sevdiğim markalardan biri Batiste. O bir ara Türkiye'de yoktu ama artık bulunmaya başladı şükürler olsun ki. O süreçteyken denediğim bir üründü. Batiste kadar bence güçlü bir ürün değil ama vaadini yerine getiren bir ürün. Yani Allah affetsin bayağıdır beklediği için bu ürünler. Her yer felaket. Bunlar çünkü bizim eski evimizden gelen bitenler. Sonra üzerine bir de bu evdeki bitenleri birleştirdim. Öylelikle bu kutu oluştu. T Anadolu yakasından Avrupa yakasına geldiklerini söylemek isterim. Benimle beraber çöplerim her yere geliyor. BAM Kozmetik'in böyle bir peelingi vardı bende. Bu böyle aslında tuzlu bir peeling. Eğer cildiniz hassas değilse, böyle katır kutur peelingleri seviyorsanız bu ürünü de çok seversiniz. Ben böyle duşta vücut peelingleri kullanmayı çok seviyorum. Çünkü bacaktaki o selülit görüntüsünün azalmasına da yardımcı oluyorlar. Hala hastayım o yüzden sesim gidip geliyor ama... Bu ürünler kan akışını hızlandırdığı için ayrıca bacakta oluşan o çilek görüntüsünü de çok güzel yok ediyorlar. Sadece bu ürün tuz yapılıydı. Benim cildim de hassas olduğu için çok iyi anlaştığını söyleyemem. Eğer ben hassas ciltli değilim diyorsanız, hatır hatır peeling yapmayı çok seviyorum diyorsanız bu ürünü çok seversiniz. Ama yok Merve, ben birazcık daha böyle senin gibi hassas ciltliyim, efendime söyleyeyim, ben birazcık da nemlendirsin isterim vücudumu derseniz şu markanın şöyle bir vücut peelingini kullandım. Bu vanilyalı ve tarçınlı olandı. Yani hala güzel kokuyor biliyor musunuz? Keşke koklayabilseniz şuradan ya. Ne zaman gelecek bu özellik? Yeter! Bu şeker bazlı bir üründü. Vücudunuzdaki ölü deriyi çok güzel alıyor. Tanecikleri küçük olmasına rağmen çok güzel bir peeling etkisi var. Yani benim çok severek kullandığım bir üründü bu. Vanilya tarçın değil de farklı bir versiyonu benim şu an duşumda var. Arada Veysel de kullanıyor. Bayağı seviyoruz ya biz bunu. Evet efendim, evet efendim. Buradan saçlara gelelim. Morama'nın şöyle bir saç kremi, saç maskesi vardı. Bu seri o kadar güzel ki eğer saçlarınız yıpranmışsa, böyle tülerik tülerikse, boyamadan kaynaklı böyle cansız duruyorsa saçınızı iyileştiren, bakım yapan o eski canlılığına geri kazandıran bir ürün. Bunu şampuanıyla beraber kullanıyordum. Saç kremi önceden bitti. Çok severek kullandım. Bittiğinde de hatta üzüldüm şahsen. Şimdi şuralardan güneş koruyucuları alıyorum. Bu iki ürünü de çok severek kullandım bu yıl. Bu Clarisse'in güneş koruyucusu. Şeffaf formda cildi çok güzel nemlendiriyor. Eğer hassas ciltliyseniz, kuru ciltliyseniz bu ürüne bayılırsınız tek kelimeyle. Asla cildinizde beyazlık bırakmıyor. Böyle yoğurt gibi dağılmıyor. Sürdüğünüz anda fış fış cildinize uyguluyorsunuz. Jel formda olduğu için hemen emiliyor. Bunu sürüyordum. Uyguladıktan sonra hemen makyajıma başlayabiliyordum. Hem nemlendirici hem güneş koruyucu olarak kullanıyordum. Çok güzel bir ürün. Yine bittiğinde üzülmüştüm yani. L'Oreal'in Revitalif Clinical'ı. Bu zaten yazın favori güneş koruyucularından biriydi. Gerçekten cildinizde o kadar hafif, o kadar nemlendiren, o kadar ince bir ürün ki yoğurt gibi olmayan, beyazlık bırakmayan, akışkan ve sıvı formda olduğu için hızlıca emilen müthiş bir güneş koruyucu. Bundan iki tane bitirdim. Bir tanesini aldım sadece. Diğerini atmışım zaten. Bir tane de yedeğim var. Onunla devam ediyorum yoluma. Tarte'ın iki farklı yapıdaki kapatıcısını bitirdim. Yani bunlarda bir kullanımlık daha kaldı. Yarın makyajımı yapar bitiririm yani. Ama şöyle ki Shape Tape ile Ultra Creamy'si arasında birazcık fark var. İkisinin de numarası 22N ama bu daha açık. Muhteşem bir kapatıcı ya. Benim sürekli elimin gittiği bir kapatıcı bu. Eğer göz altlarınız böyle daha kuruysa, daha az kapatıcılık istiyorsanız Ultra Creamy'sine bakabilirsiniz. Ben şahsen mor göz altlarımı bununla kapatıyordum. Bununla aydınlatıyordum. İkisinin de etkisini çok beğendim. Sadece renk konusunda birazcık dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi ikisi de 22N olmasına rağmen orijinal Shape Tape'de daha koyu rengimiz. Bir garip yani, onu çözemedim. Allah'ım bir sürü maskara var. Yani bu yıl benim maskara yılım falandı. Hızlıca başlıyorum. Bunlar 4 tüple kalmadı arkadaşlarım. Daha fazlasını bitirdim ama sadece bunları atmışım içine. Maybelline'in Last Sensational'ları. Her versiyonunu seviyorum. Böyle plastik bir aplikatörü olduğu için kirpiklerinizi çok güzel ayırıyor. Çok güzel hacimlendiriyor. Kıl aplikatör sevdiklerim de var ama genelde böyle plastik aplikatörcüyüm ben. Waterproof olanını özellikle yazın kullanmayı çok seviyorum. Bir de size bir tavsiye. Eğer hangi maskarayı uygularsam uygulayayım Merve, günün sonunda kirpiklerim böyle birazcık düşüyor, hacmini kaybediyor diyorsanız gündelik hayatınızda da kesinlikle bir waterproof maskara uygulayın. Bak bunu bir deneyin. Ondan sonra tekrar normal maskara kullanmakta zorlanacaksınız. Çünkü bunların formülasyonları daha güçlü olduğu için tüm gün kirpiklerinizi yukarıda tutuyor, dimdik tutuyor. Bir de ben balık burcu olduğum için
Ne zaman nerede ağlayacağım belli olmadığı için, duygusal bir yumak olduğum için waterproof maskaralar genelde benim günümü kurtarıyor. Bak içinden bir tane daha çıktı. Yani bir sürü bitirdim ben bunlardan. Ve tabii ki yine Maybelline'den Sky High aplikatörünü hemen göstereyim sizlere şu şekilde. Bu da plastik aplikatör zaten. Kirpiklerinizi uzatma konusunda çok başarılı. Yani bittikçe aldığım maskaralar bunlar. Çok seviyorum gerçekten. Flormar'ın Precious Curl'ü. Bunun da aplikatörü fırça. Şöyle göstereyim. Tabii bunun artık bir bozulmuş şeyi ama şöyle kavisli ve fırça bir aplikatör var. Bu da kirpikleri çok güzel hacimlendirip çok güzel uzatıyor. Evet, kutunun içinden bir tane daha Sky High buldum. Ben böyleyim işte, ne yapayım. Maybelline'in The Falsies Lash Lift maskarası. Kum saati şeklinde ve kıl aplikatöre sahip. Bunları da sevmiştim açıkçası ama hani bunlar kadar değil. Öyle söyleyeyim size. İstediğim noktaya kadar kat kat çıkıyorum. Sonra sevdiğim bir maskarayla bunu tamamlıyorum. O zaman o istediğiniz görüntüye de ulaşmış oluyorsunuz. Maskaranızda ziyan olmamış oluyor. Flormar'ın Hero Volume and Curl maskarası. Bu da yine aynı şekilde kıl aplikatör. Bu gerçekten kirpiklerime çok güzel bir hacim vermişti. Etkisini çok sevmiştim bunun. Ve Biolis'in Curl Lip'leri. Bunlar benim uygun fiyatlı en sevdiğim maskaralardan. Evet, aplikatörleri biraz fazla büyük. Şöyle göstereyim yakından. Plastik aplikatör. Böyle kıl kıl minik fırçaları var. Bununla böyle kirpiklerinizi tek tek ayırabiliyorsunuz. Çok güzel uzatıyor. Çok güzel hacimlendiriyor. Böyle kavisli bir yapısı olduğu için de çok güzel kıvırıyor. Bunların etkileri gerçekten. Burada bir tane daha maskara yakalamışken tabii ki L'Oreal'in teleskopik maskarası. Bunun lift olanını da çok seviyorum. Şu an hatta onu kullanıyorum. Gözümde de lift olan var. Bu birazcık aslında kullanması zor bir maskara. Çünkü fırçası çok ilginç. Eğer çok seyrek kirpikleriniz varsa bunu uyguladığınızda kirpiklerinizin birbirine çok yapıştırdığını fark edeceksiniz. Ama boş bir fırçanız varsa bununla ilk önce tarayıp sonra o boş fırçayla iyice kirpiklerinizi ayırıp sonra bir kat daha geçerseniz etkisine bayılacaksınız. Çok güzel uzatıyor. Çok güzel hacim veriyor. Yani bunun da etkisi gerçekten onun. Simple'ın hassas ciltler için yüz temizleme mendili. Kuru mendillere hiç tahammülüm yok. Çünkü sanki böyle cildimi katır kutur çiziyor ve hassasiyet yaratıyormuş gibi geliyor. Bu hiç öyle bir ürün değil. Arada bir çok nadiren de olsa makyajımı çıkartmaya çok üşendiğimde bu ürünleri kullanıyorum. Tabii ki her gün mendillerle ben temizlemenizi asla önermiyorum. Ama günün sonunda güzel bir ürün mü? Güzel bir ürün. Cildimi tahriş etti mi? Asla. Makyajımı güzel çıkarttı mı? Evet. Yapısı güzel mi? Evet. Tekrar alınmayayım. Kesinlikle evet. Asıl ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Ben bütün kağıt maskelerimi çöpe atmışım. Son böyle yaptığım iki maskeyi hatırladım ve dedim ki bari bunları atma Merve. Bari bunları anlat kızım. Ben çünkü çok kağıt maske yapıyorum. Evde böyle canım sıkıldıkça şak diye yapıştırıyorum suratıma. Hem nemlendiriyor hem böyle modumu yerine getiriyor. Bir böyle bir iyi hissediyorum ayol. MJ Care markasının Soft Facial Peeling pedleri. Dokulu bir yüzey var. Böyle parmağınızı geçirip boş boş cildinizi temizliyorsunuz. Böyle peeling etkisi yaratıyor. Hatta ben bundan dirseklerimi, dekolte bölgemi falan da uyguluyorum. Duştan çıktıktan sonra özellikle kullanmayı çok seviyorum. Bundan böyle bir 10 tane falan bitirmişimdir bu sene. Sık sık yapmanızı asla tavsiye etmiyorum. Ben de böyle çok özel bir gün varsa eğer makyajdan önce yapıyorum ya da duştan çıktıktan sonra cildim böyle iyice temizlenmesi, derinlemesine arınması için maske uygulayacak vaktim yoksa çok pratik oluyor. Sevdiğim bir ürün. Sephora'nın maskelerini çok seviyorum. Bu da Blueberry ekstratı içeren bir maske. Cildimi çok güzel nemlendirdi. Hatta bayağı hastaydım bir 3-4 gün önce. O zaman uyguladım çünkü cildim aşırı kurumuştu arkadaşlarım. Maskeyi suratıma yapıştırdım. 5 dakika sonra kupkuru oldu. Cildim bütün maskedeki o nemi çekti böyle şak diye. Cildimi parlatmasını, nem vermesini de çok sevdim. Alır mıyım? Kesinlikle alırım. Bu arada maske falan filan demişken cildimde şöyle birkaç tane sivilce görebilirsiniz. Dedim ya çok fena hastalandım diye. Böyle cildimin altında garip yapılar oluştu. Tam sivilce de değil, komedon da değil. Sonra ben de cilt bakımına gittim. Onları pıt pıt çıkarttık. Şu anda da antibiyotikli bir kremle geceleri bakım yapıyorum. Bu inmiş ve düzelmiş hali. Daha da kötüydü. Diş macunlarında şöyle iki tane ürünümüz var. Zubio diye okunduğunu umduğum şöyle bir diş macunu kullandım. Wow, beyazlık yaratıyor mu? Hayır. Temizliyor mu? Evet. Nötrüm yani hani. Ama bu ürün muhteşem. Her zaman yedekli olduğum bir ürün. Eğer sigara kullanıyorsanız, sürekli çay kahve tüketiyorsanız yani bu ürün sizin gerçekten başucu diş macununuz falan olacak. Her gün kullanılmaması öneriliyor ama ben bir ara her gün kullandığım bir dönem de vardı. Dişinde ne hassasiyet ne bir şey hiç sorun yaşamadım. Çok güzel beyazlatıyor. Dişinizdeki o kirli görüntüyü, o böyle garip dokuyu çok güzel alıyor. Yani çok sevdiğim bir ürün. Şu anda da evde yedek iki tane var. Ah ah ah, C vitaminleri falan da var bir sürü ya. Dur, hızlanmam lazım. Vichy'nin Lift Active C vitamini serumu. Böyle durduğuna bakmayın. Benimki bittiği için ve üzerinden çok uzun zaman geçtiği için rengi böyle oldu. Zaten eğer C vitaminleriniz bu şekilde renkleri koyulaşıyorsa onu direkt çöpe atın çünkü okside olmuştur. İstediğiniz o antioksidan etkisini size vermeyecektir. Bu gerçekten çok başarılı ve çok güçlü bir C vitamini serumuydu. Dibinde çok azıcık kalmış. Rengi birazcık koyulaştığı için muhtemelen şey yapmışımdır. Çok minik bir damla var şurada bak. Bir kullanımlık falan.
Evet, bakın rengi bayağı koyulaşmış. Netlerse anlaşılacak. Evet. Eğer cildiniz C vitaminlerine alışıksa, bunun oranı yüksek çünkü %15 oranında. Ben alışkınım Merve diyorsanız bu ürünü gerçekten seversiniz. Ama yeni başlıyorsanız bence birazcık yavaş ilerlemekte fayda var. %15 sizin cildiniz için biraz fazla olabilir. Zaten su formunda cildinize uyguladığınızda o kadar hızlıca emliyor ki yani inanamazsınız. Ne cildinizde bir yapışkanlık hissi, ne bir doku, hiçbir şey olmuyor. Bunu uyguladıktan sonra üzerine güneş koruyucumu uyguluyordum. Sabahları kullanıyorum ben C vitaminlerini. Çünkü güneş koruyucuyla beraber çalıştıkları zaman gerçekten böyle power. Ya benim kırılan güzel bir tanem ya. Bu var ya, bu muhteşem bir şey arkadaşlarım. Nüxün Super Serumu. Böyle paramparçayım. Geçenlerde düştü, kırıldı. İçinde zaten şu kadar falan kalmıştı. Onu hemen farklı bir ambalaja aldım. Şöyle damlalıklı bir yapısı var. İçerisinde zaten gördüğünüz gibi minik minik topçuklar var. Netler mi? Şöyle yaparsam netler. Topçuklar cildinizde patlıyor ve çok güzel böyle bir lift etkisi oluşturuyor. Yani cildinize eğer dolgunluk vermek istiyorsanız, daha böyle nemli, böyle anti-age bir cilt bakımı istiyorsanız bu üründen gerçekten çok memnun kalırsınız. İlk önce bunu uyguluyorum. Sonra Hyaluronic Acid Serum'u uyguluyorum. Hatta ne uyguladığımı da hemen göstereyim. Dım 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 dım. Yani bu ikisi benim gerçekten cilt bakımında en severek kullandığım, cildimi dolgunlaştıran, nemlendiren ürünlerden ikisi. Krimco'nun Hyaluronic Acid Peptid Serumu. Jel formda her cilt tipinin kullanabileceği, inanılmaz hafif, çok güzel bir dokusu olan bir ürün. Dibini sıyırmışım, yok yani. Belki birazcık gelir diye bir ümit. Şöyle su gibi bir ürün. Cildinizde gerçekten o kadar hızlıca emiliyor ki. Yani yağlı ciltliyseniz de, kuru ciltliyseniz de bu ürünü çok seversiniz. Böyle serumlarınızla, toniklerinizle, nemlendiricilerinizle kombinleyerek kullanabilirsiniz bu Hyaluronic Acid Serumunu. İçinde bir de peptit olduğu için, ki benim cildim peptiti çok seviyor. Şu an ikinci paketini kullanıyorum. Üçüncü paketimi yedekledim. O kadar diyorum size. Bir güneş koruyucu daha çıktı arkadaşlarım. La Roche-Posay'nin zaten bu bildiğimiz Antelius güneş koruyucusu. Bundan da bu yaz iki tane bitirdim. Çok güzel bir ürün. Gerçekten ciltte böyle asla beyazlık bırakmayan, yapısı L'Oreal'le inanılmaz benzeyen bir ürün. Eğer bu size pahalı geliyorsa L'Oreal'e bakabilirsiniz. Yani bence birbirine muadil ürünler. Simple'ın %10 niacinamid içeren bu serumu. Ben bunu makyajdan önce de kullandım cildime. Akşamları da kullandım. Gerçekten yapısı çok hafif. Ciltle hemen bütünleşiyor. Yapışkanlık hissi bırakmıyor. Ben cilt bakım ürünlerinde açıkçası böyle cildimin üstünde film gibi durmasını sevmiyorum. Ya da böyle dokunduğumda o dokuyu almayı sevmiyorum. Bu da öyle olmayan bir ürün. O yüzden çok severek kullandım. Eğer genç bir cilde sahipseniz, daha yeni bir cilt bakımı oluşturuyorsanız bu ürünü gerçekten seversiniz. Aman aman aman. Mis Bahçe'nin kuşburnu çekirdeği yağı. Şu an çok kötü kokuyor. Allah affetsin. Eğer kuru ciltliyseniz, lekelerle savaşıyorsanız, cildiniz daha aydınlık, parlak, daha böyle nemli nemli göstermek istiyorsanız kesinlikle rutininize bir kuşburnu çekirdeği yağı eklemelisiniz. Özellikle kışın kullanmayı çok seviyorum çünkü cildim böyle sahra çölü gibi oluyor ve her sabah uyandığımda böyle gergin bir suratla uyanmak istemiyorsam eğer gece bunu uygulayıp yatıyorum. Çok iyi. Yılbaşı eğlencemiz nasıl gidiyor gençler? Mutlu musunuz? Ben bayağı eğleniyorum. Şu an yüklerimden kurtuluyorum bir de. Oh, çöpler gidiyor. Oley be, oley be. Bant'tan şöyle bir duş jeli kullandım. Bunun kokusu bayağı güzeldi bu arada. Ne çok şekerli, ne çok erkeksi. Bayağı güzel bir duş jeliydi. Kokusu çok uzun süre kalıyordu diyemem. Ama normal duş jellerine göre bir tık daha uzun kaldığını söyleyebilirim. Ay dedim ya size, benim cildim peptit çok seviyor diye. The Purity Solutions'ın bu peptit serumuna bayıldım. İçinde şöyle çok azıcık var. Kaç pompa belki çıkar dedim ama bu kadarcık çıktı. Şöyle jel formda çok hızlı emiliyor. Bu arada Purist Solutions'ın böyle ürünleri çok güzel kokmuyor fark ettiyseniz. İçerisinde parfüm vesaire kullanmıyorlar. O yüzden bu ürünün kokusu da böyle hayatımda aldığım en güzel cilt bakım ürünü kokusu değil. Ama cildimdeki etkisi gerçekten çok güzeldi. Peptit böyle cildi gençleştirdiği için, işte ince çizgilerle savaştığı için en sevdiğim içeriklerden biri. Hyaluronik asitlerimden önce, nemlendiricilerimden önce falan kullanıyordum. Çok severek bitirdiğim bir üründü. Bittiğinde yine üzüldüğüm bir üründü. Bize şarj dayanmıyor arkadaşlarım. Yine bataryayı değiştirdim, geldim. Devam ediyorum. Yüz temizleme balmlarından konuşalım birazcık da. Bunu zaten ben de sıklıkla görüyorsunuz. Her bitenlerde illaki oluyor. Hemiş'in All Clean balmı. İçerisinde spatulası var. Buradan açıyorsunuz ve şuradan alıp cildinize uyguluyorsunuz. Her seferinde spatulayla uygulamak da çok iyi oluyor. Çünkü parmağınızı içine daldırmıyorsunuz ve bakteri üretimi de olmuyor. Yine gözleri asla yakmayan, buğulandırmayan, cildi çok güzel arındıran, balm formda olmasına rağmen ellerinizin arasına aldığınızda hemen hızlıca yağ formu birinden harika bir temizleme yağı. Temizleme balmı. Bu ürün üretildiği sürece ben de bunu görmeye devam edeceksiniz, o kadar. Vanilla Co.'nun bir de Clean It Zero isimli böyle bir balmını almıştım. Hemen size göstereyim. Onun da şu şekilde üstünde spatulası var. Şu an içinde. İçine atmışım bitti diye. Şöyle göstereyim. Yani bir ekmek banmadığım kaldı. Bu Watsons'larda satılıyor ve indirime giriyor bu arada. Bunun fiyatı haliyle Hemiş'e göre bir tık daha uygun. Bunda ne kadar olduğu yazmıyor ama bu 120 ml. Yani şöyle göstereyim. Hemen hemen aynı gibi duruyorlar zaten. Bence özellikleri Hemiş'e benziyor. O
yüzden Watson sindirimlerine falan yakalarsanız bundan kaçırmayın arkadaşlarım. Bunun yeşil ambalajlısını da anneme almıştım. Annem kullanıyor. Ve Görkütan'ın Removitol isimli bu temizleme balmı. Bu da aynı şekilde yine üst tarafında spatulası var normalde. Ha, bunu da içine atmışım. Bitirince ben belli ki spatulaları içine atıyorum. Bu gramaj olarak bayağı az bu arada. 50 ml, bu 120 ml. Hani ondan pay biçin. Yarısından birazcık daha az. Ama bu da uzun süre gidiyor bu arada. Yine ellerinizin arasında yağ formuna hızlıca bürünen, gözlerinizde buğu ve yakma problemi oluşturmayan, cildinizi çok güzel böyle nemlendirerek temizleyen balmlardan biri. Bu 3x'de temizliyorsa bu 2x'de temizliyor. Öyle söyleyeyim. Hani birazcık cildinizde makyajınızı arındırmak için masaj yapmanız gerekiyor. Yine de fiyat ve performans olarak gerçekten çok başarılı bir ürün. Tekrar alır mıyım? Kesinlikle alırım. Aman Allah'ım, yani bu var ya bu. Ne diyebilirim? Rare Beauty'nin allıklarından Bliss rengi. Bu mat yapılı olan allığı. O kadar pigmentli allıklar ki bunlar arkadaşlarım, bitiremiyorsunuz. Ama şöyle içi anlaşılır mı, görünür mü bilmiyorum ama aplikatörde kalan şöyle renk göstereyim size. Çok tatlı şeftali tonlarında bir allık. Birazcık pudralaşarak sabitleniyor. O yüzden cildinizde kalıcılığı da çok yüksek. Ayrıca pigmentasyonu da çok yüksek olduğu için normalde bu ürünlerden gerçekten sadece şöyle bir damla almanız gerekiyor. Şu anda da yanağımda Encourage rengi var. O da çok güzel ama çok aşırı pigmentli ve daha ıslak yapılı bir allık o. Bunun bu kadar hızlı bitmesinin sebeplerinden biri ben böyle 3-4 damla bırakıyordum. Çünkü ten rengime göre birazcık rengi açık kalıyor. Selena'm ya! Ya benim aşk kadınım ya! O kadar güzel yapmış ki bir allık olsam Bliss rengi olurdum bence kesinlikle. Sephora indiriminde de hemen yedekledim. Yani nasıl bir şans bendeki bilmiyorum ama gerçekten yakalıyorum ya. Clinique Moisture Surge'u. Muhteşem bir nemlendirici. Yani şu andan da anlarsınız zaten. Sıyırmışım, sünnetlemişim. Jel formda olduğu için cildinizde hızlıca emiliyor. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Makyaj altında muhteşem oluyor. Öve öve bitiremeyeceğim bir ürün. Bunu her bitenler videomda gösteriyor olabilir miyim? Olabilirim. Bir öncekinde de göstermiş olabilirim. İndirimde kaçırmayın kız bunu. Çok seveceksiniz bak. Sonra canıma efeyim. Laneige'in Sleeping Mask'leri. Bunlara bayılıyorum. O kadar dudağı güzel nemlendiriyor. O kadar böyle pürüzsüz yapıyor. Bu birazcık bu arada mentollüydü. O yüzden hafif de bir dudakları böyle yakma hissi var ama dolgunlaştırma gibi düşünmeyin. Hatta Bliss Tex'in o matte plusları var ya, onlar gibi o kadar yakmıyor. Çok hafif böyle ferahlatan, arkadan gelen bir dokusu var. Normalde bunların ömürleri 1 yıl ama ben bunu 1,5-2 yıl falan kullandım. Artık şu şekilde hem rengi hem yapısı değişti için atıyorum. Bunun farklı bir rengini kullanıyorum şu an. Pembe ambalajlısı var. Berry'di galiba o. Eğer dudaklarınız çok çatlıyorsa, çok kuruyorsa, gece böyle kalın bir tabaka uygulayıp yattığınızda sabaha uyandığınızda pamuk gibi oluyor. Maske dediğine bakmayın. Ben kalemle çerçeveleyip bununla içerisine dağıttığım da oluyordu. Yani her türlü kullanılıyor. Gerçekten çok güzel bunlar. I Am From'un Mugwort serisinden bir esans, bir de maskemiz var. Kokusu değiştiği için buraya kadar kullandım ve maalesef daha devam ettiremedim. Bu Mugwort serisi böyle ciltteki hassasiyeti, kızarıklığı almakta o kadar başarılı ki çok sevdiğim iki üründü. Bu maskesi deneme boydu. Her cilt çünkü anlaşamayabiliyor bu içerikle. Ben de ilk önce bir denemek istemiştim. Bunu da son kullanma tarihi yakın sekmesinden almıştım. O yüzden fiyatı yarı fiyatından daha uyguna gelmişti. Bayağı da uzun süre kullandım arkadaşlarım. Yani neredeyse her gün kullandım. Mesela şuramda bir kızarıklık var. Hemen Mugwort'tan damlatıyorum. İşte cildim böyle tahriş oldu, kızardı, hemen Mugwort'tan böyle esansından cildimden geçiyorum falan. Hassasiyeti alma ve kızarıklığı alma konusunda çok sevdiğim bir ürün. I Am From'un ürünlerini zaten çok seviyorum. Ginseng serisine ayrı, Rice serisine ayrı aşığım. Yani Mugwort'ta çok güzel. Bir şeyler akmış ve elim şey oluyor ya, uf. Bitenlerin de derdi bu işte. Sürekli bir şeyler akıyor böyle kutunun içine ve yapış yapış oluyor elleriniz. Neyse, devam ediyorum. Revolution'un %10 niacinamid, %1 de çinko içeren bu serumunu kullanmıştım. Ben bunu çok düzenli kullanamadığım için gözeneklerim üzerindeki etkisini çok fazla gözlemleyemedim. Çünkü bunun vaadi aslında gözenekleri küçültmek. O etkisine çok bir şey söyleyemeyeceğim ama çinko benim cildime çok iyi geliyor. Bu Pure Solutions'ında kafein ve C vitamini içeren gözaltı serumu. Göz çevresine nemlendiricilerimden önce cildimi böyle nemlendiriciye hazırlamak için kullanıyordum. Üzerinden de bu göz çevresi kremlerimden geçiyordum. Kırmışım ama bunu da göstereceğim. Ay! Kapağı da burada, sıkıntı yok. 1-2 tane daha olması lazım ya. Neutrogena'nın Hydra Boost'u. Fiyat performans gayet iyi. Makyaj altına falan da güzel oluyor. Hada Lobo'nun göz çevresi kremi. Bence Neutrogena'dan birazcık daha yoğun nemlendirici. Cosmedin Eye Contour Peptide kremi. Normalde şöyle bir ambalajı var. Yani kremin içerisine elinizi daldırmıyorsunuz. Göz çevresini çok güzel nemlendiriyor ama hani göz çevremdeki kırışıklıkları açtı diyemem. Peptide evet çok güzel geliyor kırışıklıklara. Cildi böyle gençleştirmekte çok güzel bir içerik. Ama çok wow bir farkını
görmedim açıkçası. Ama güzel nemlendiriyor. Aynı şekilde Sephora'nın hyaluronik asitli bu göz çevresi nemlendiricisi. Bu güneşte kaldığı için bozulmuştu. Yarısından fazlasını kullandım ama. Bunun tek kötü tarafı parmağınızla içerisinden direkt ürünü alıyor olmanız. Bu da aslında jel formda ama daha çok kreme dönük bir jel formda. O yüzden göz çevrenizi çok güzel nemlendiriyor. Yine makyaj altında da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Mavala'nın Anti-Age Pro'su. Değişik bir üründü arkadaşlarım ya. Şöyle içinde varsa... Şöyle hafif lila mor tonlarında, jel formda bir ürün. Cildime değil, dekolte bölgeme uyguladım. Evet, yanlış duymadınız. Artık yaş alıyoruz arkadaşlarım. Yani benim de 30 yaşıma kaldı şurada 3 ay. Yattığımızda hani vücudumuz şöyle sıkışıyor ve şuralarda böyle çizgi çizgi görüntüler oluşuyor ya. Onu sevmediğim için boynumdan aşağısına şu üst dekolte kısmını bu serumdan uyguluyordum. Bunu uygularken etkisi güzeldi bu arada. Gerçekten buradaki kırışıklıklar üzerinde çalıştığını hissediyordum. Ama bittikten sonra tekrar mesela devam etmedim bir anti-age ürününe. Etmem gerekiyor bence. Cosmed'in lip balmı. Bunun aplikatörü Hailey'nin Rot markasına benziyor. Böyle dudaklarınızı çok güzel nemlendiren, hafif böyle yağlı dokuda olan bir ürün. Dudak kalemleriyle falan da kombinliyordum gün içerisinde. Yani sadece dudaklarımı nemlendirmek için değil, böyle gloss gibi görünmesini sevdiğim için de kullanıyordum. İçerisinde SPF 20 de var bu arada. Güzel bir ürün. Dudaklarınız eğer çok kuruyor, çatlıyorsa bu da Atopia serisinden olduğu için hızlıca iyileştirdiğini söyleyebilirim. Yoruldum arkadaşlarım. Belim ağrıdı. Ben artık o kadar genç değilim. Yerde oturunca bacaklarım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Tövbeler olsun ya. Sephora'nın Outrageous Plump efektlerinden 6 numarası. Dudaklarımı gerçekten çok yakıp dolgunlaştıramayan bir ürün bu. Eğer dudaklarınızı böyle anlık dolgunlaştırsın istiyorsanız açıkçası Too Faced'in lip injection'larının daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Parlaklığı çok güzel, dudaklı duruşu çok güzel, rengi çok güzel. Ama birazcık yapışkan, o plump etkisini vermek için daha yoğun bir yapı uygulanmış. Yani çok ölüp ölüp bittiğim bir ürün değil, tekrar da almadım. Aa, bir tane daha body scrub'ımız var. Bu da içerisinde Hindistan cevizi, kalenduda, makadamya yağı ve kolajen içeren bir peelingmiş. Tabii ben bunlara hiç takılmadan uyguladım ürünü. Cildiniz çok hassassa bunu çok seversiniz. Çünkü cildinize böyle peeling yapıyor değil de sanki bir jel sürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani hem tanecikleri çok yumuşak hem de çok o jelin içerisinde kaybolmuş olduğu için cildinizi asla irite etmeden, asla hassasiyet yaratmadan çok güzel nemlendirerek ölü deriden arındırmanıza yardımcı oluyor. Sevdiğim bir peelingdi bu da. Ya bundan o kadar çok bitirdim ki sadece bir tanesini atmışım içine. Cildinizi mis gibi kokutan, ter kokunuzu baskılayan, beyazlık lekesi bırakmayan çok güzel bir ürün. Aynı şekilde koltuk altı rolanını da kullanıyorum. Krem formda olduğu için eğer çok yoğunca koltuk altınıza uygularsanız kıyafetlerinizde beyazlık bırakabiliyor. Yani bu ürünü gerçekten çok az kullanmanız gerekiyor. Az kullandığınızda ve bununla beraber kombinlediğinizde ter kokmaktan, kötü kokmaktan falan korkmayın arkadaşlarım ya. Çok güzel iki ürün. Ay şimdi size hiç sevmediğim bir ürün göstereceğim. Biolis'in birçok ürününü çok seviyorum ama bu Allah affetsin. İçindeki şu ışıltılara kanarak aldım bu arada. Çünkü ambalajı falan da çok şık. Ama bildiğiniz uhu gibi arkadaşlarım bu. İlk uyguladığınızda böyle yağ gibi duruyor ama sonrasında bir yapışmaya başlıyor. Aman Allah'ım. Bunu aldığımı söyleyince ben zaten mesajlarda ay Merve sakın alma onu, o çok kötü falan filan diyenler olmuştu. Demiştim ki niye öyle diyorsunuz ya, bir şekilde kullanırız kesin biz bu ürünü. Kullanamadık. Haklı çıktınız. Biolis deyince şu an bir sürü bitirdiğim ama sepetin içine bir tane attığım Biolis'in Dragit'i. Bu eyeliner o kadar güzel ki eğer eyeliner çekmeye yeni başladıysanız. Fiyatı çok uygun, çok rahat çekiliyor. Siyahlığı çok güzel, kalıcılığı çok güzel. Yani bu ürün gerçekten uygun fiyatlı en sevdiğim eyelinerlarımdan biri. Lovely'nin Plump Up'ları, yani kapağı bozuk bunun arkadaşlar. Asla tutmuyor bak. Kuruluğu için hiç çizmiyor, göstermiyor. Bu arada damar yolumun morluğu şaka mı? 4 gün geçti artık, iyileş be. Fırça aplikatöre sahip. NYX'in Epic Ink Liner'ına inanılmaz derecede benziyor. Gerçekten yine uygun fiyatlı en sevdiğim eyelinerlarından biri. Epic Ink Liner demişken hem kahverengisini hem siyahını kaç tane bitirdim bilmiyorum. Fırça aplikatör olduğu için çok kolaylıkla kuyruk çekmenize yardımcı oluyor ve siyahlığı çok güzel. Yani aynı şekilde Maybelline'in Tattoo Liner'ı diye ümit ediyorum. Yani üzerinde adı falan kalmadı artık. Bu da aynı şekilde fırça bir eyeliner. Şöyle göstereyim. Henüz daha bitmedi. Böyle 1-2 kullanımlık daha ömrü var. Sadece göstermek için buraya getirdim bunu. Ama bunların ikisi mefta. Fırçalarını da göstereyim. Bu NYX, bu da Maybelline. Az biraz sona yaklaştık ya kızlarım. Wet n Wild'ın Mega Slim Skin'in maskarası. Bu maskarayla ben bir anlaşamadım arkadaşlar ya. Yani zaten bozuldu şu an artık da. Şöyle çok ince bir aplikatörü var. Etrafına maskara kalıntıları var da olmadan önceki hali bayağı temizdi tabii. Benim kirpiklerime şey yapmadı bu. Alt kirpiklerimde çok güzel durdu ama aktı onda da. Yani pudralasam dahi aktı. O yüzden üst kirpiklerimdeki
o verdiği hacmi de yeterli bulmadım. Yani çok sevemedim ben bu maskarayı. İki tane kaş jeli. Biri daha uygun fiyatlı, biri daha pahalı. Bütçeniz hangisine elverişliyse onu alın. İkisinden de pişman olmazsınız. NYX'in Brow Gloss'u. Bundan 3 tane falan bitirdim arkadaşlarım. Şöyle küçücük bir aplikatörü var. Kaşlarınızın bütün kılcıklarına ulaşıyor. Tek tek tarıyor. Tüm gün sabit tutuyor. Birazcık böyle sıyırarak uygulamakta fayda var. Bu da Benefit'in Brow Setter'ı. Bunun fırçası böceğe benziyor arkadaşlar. Baksanıza çok garip değil mi? Bir ucu daha kısa, bir ucu daha uzun kıllardan oluşuyor. Gerçekten kaşlarınızı böyle zamp gibi yapıştırıyor. Bunu sabah sürün, akşam aynı şekilde makyajınızı temizlersiniz. Bakın o kadar diyorum. Ve asla oturamıyorum. Belim çok ağrıyor. Yani Allah affetsinler de bugün Revolution'ın üçlü bir dudak kiti vardı, hatırlar mısınız? Onu hem YouTube'da hem Instagram'da denemiştim. Bu gloss yaşamayı hak etmiyor. Brown nude rengi. Ama bir tane pembe tonu var mesela, onu çok sevdim. Çok da güzel oldu. Yani şöyle çok koyu bir kahverengi, kızıl kahverengi. Ama dudakta asla bütün durmuyor. Çok yama yama duruyor. Ve inanılmaz garip bir yapısı var. Yani dudak kalemi ne kadar güzelse bu ürün o kadar kötü. La Roche-Posay'nin C vitamini serumu. Bu da %10 oranında C vitamini içeriyor. Çok az kaldığı için de bu da okside oldu zaten. Rengini görüyorsunuz değil mi? Çok turuncumsu, sarımsı bir rengi var. Bunu uyguladığınızda cildinize çok güzel bir parlaklık veriyor. Altını çizerek söyleyeceğim. Arkalarında kullanma tarihlerine kesinlikle bakın. Vichy'ninki sadece 2 ay kullanımı uygun. Gerçekten 2 ay. Görüyorsunuz değil mi? La Roche'un da gördüğünüz gibi 3 ay. O yüzden ömürleri çok kısa olduğu için C vitamini serumlarınızı her gün neredeyse kullanmaya özen gösterin. Sabahları güneş kreminizi de kullanırsanız gerçekten çok güzel olur. O sırada da Garnier'in yine bende defalarca kez gördüğünüz bu güneş koruyucusunu söyleyeyim. Bundan ben 3 tane falan bitirdim bugüne kadar bu arada. Yapısı L'Oreal'le haliyle La Roche-Posay'le çok benziyor. Aynı şekilde bayağı sıvı, ciltte hızlıca emilen, beyazlık bırakmayan çok güzel bir güneş koruyucusu. Aralarında bu arada minik bir ml farkı var. Bu 40 ml, bu da 50 ml. Fiyatı La Roche'un yarısı kadardı diye hatırlıyorum. Vichy'nin Lift Active Retinol Serumu. Bunun da kullanım ömrü 3 ay arkadaşlarım. Zaten yarısından fazlasını kullanmıştım. Cildi çok güzel açıyor. Dolgunluk kazandırıyor. Cildi böyle parlatıyor, aydınlatıyor. Ciltte oluşabilecek hassasiyeti de minimuma indiriyor. Çünkü içerisinde probiyotikler var. O yüzden böyle sandviç tekniğiyle eğer retinollerinizi uygularsanız çok seversiniz. Yani öncelikle cildinize nemlendirici geçiyorsunuz. Nemlendiriciniz böyle 5-10 dakika kurusun. Sonra kuru cildinize retinol uyguluyorsunuz. Nohut tanesi büyüklüğünde. Bu da emildikten sonra tekrar nemlendiricinizi uyguluyorsunuz ve böylece retinolle iki nemlendirici arasına hapsedip cildinize oluşturabileceği hassasiyeti önlemiş oluyorsunuz. Ama ben bunu paylaştıktan sonra satın alan benimkilerin geri dönüşleri şöyleydi. Merve yapısı o kadar ince ki ben bunu sandviç tekniğiyle değil tek başına kullanıyorum ve çok memnun kaldım etkisinden. Haftada birle başlayıp yavaş yavaş arttırılması gereken bir içerik. Öyle kafanıza göre de şey yapmayın. Yavaş yavaş. Light'ın likit aldıklarından ne rengi bu acaba? 512 Sweet Flush isimli rengi. Bu yani inanılmaz pigmentli bir allık arkadaşlarım. Bunu nasıl bitirdim ben de bilmiyorum ama şöyle tek bir damlası bile o kadar yoğun ki görüyorsunuz değil mi? Ciltte böyle sağlıklı tatlış bir parlaklığı var. Çok güzel duruyor ve kalıcılığı da yüksek ama pigmenti çok yüksek olduğu için yavaş yavaş dikkatli uygulamak gerekiyor. Marvis'in beyazlatıcı diş macununu almıştım. Çok ölüp bittiğim bir diş macunu olmadı. Güzel temizliyor ama açıkçası bunun verdiği beyazlık hissini o kadar da vermiyor bence. Tabii ki benim aşkım bir tanem Batiste XX Large. İçinde çıkaldı mı acaba? İçi boş. Ambalaj buz gibi oldu. Tamam sakin. Daha sıkmayalım, patlamayalım. Biz Saraybosna'ya gittiğimizde, hatta Karadağ'da gittiğimizde bundan stokladım ben. Ambalajı değişti zaten. Orada böyle buldukça bundan aldım. Sonra bana dedi ki benimkiler, Merve Türkiye'de de satılıyor falan. Dedim ki yok arkadaşlar, ben hiçbir ne Watsons ne Gratis'te bulamadım, yok. Sonra bir gün Gratis'e girdim. Var. Ben bundan 5 tane stok yapıp geldim buraya ve artık Türkiye'de de var. Ama bir ara gerçekten gitmişti yani, yalan yok. Gözeneklerinizi tıkayacak kadar böyle her gün uygulamayın tabii ama saça verdiği hacim, o temizlik hissi çok iyi. Simple'ın yatıştırıcı serumu. İçeriğinde kenelir tohumu yağı var. O yüzden cildiniz çok güzel yatıştırıyor. O böyle kızarıklığı olsun, efendime söyleyeyim, hassasiyeti olsun çok güzel alıyor. Ben bunu geçen sene yazdan beri kullanıyorum bu arada. Özellikle böyle yazın tatile gittiğimde hep yanıma alıyorum ki güneşten hassasiyet falan olduğunda bunu kullanıyordum. Severek kullandığım bir ürün. Tekrar alır mıyım? Alırım. Ve son iki ürünle artık kapatıyorum arkadaşlarım. Day to Day'in C vitamini serumu. Bunu ben geçen sene kullanmıştım. O yüzden eski evimizden gelen bir ürün. İçerisinde bakın sadece şu kadar kalmış. İçerisinde %10 oranında C vitamini var. Bunun kullanım ömrü bu C vitaminlerine göre daha uzun. 1 yıl. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Yani eğer kuru ciltliyseniz ve kuru ciltli olarak C vitamini serumu kullanmak istiyorsanız böyle aslında yağ formunda. Çok yanlış bir yere uyguladım ama...
cildinizi böyle nemlendirerek antioksidan etkisini gösteriyor, lekelerinizle savaşıyor. Çok severek kullandığım bir üründü. Tekrar alır mıyım? Kesinlikle alırım. Yağlı ciddiyseniz bence Ve benim bir tanem Clarisse'in Midnight Blue Drop'u. Bundan galiba ben 4 tane falan bitirdim bugüne kadar. Yani bir damla bile gelemez. Yok çünkü. Çok küçük bir emeli var. Ama bunun yarım pompası tüm yüzünüze yetiyor. Mavi renkte bir peptit serumu bu. Ginseng serumlarla kombinleyerek çok güzel oluyor. Eğer çok oturmamış kırışıklıklarınız varsa, yavaş yavaş cildinizde böyle minik kırışıklıklar gözlemliyorsanız onlar için çok etkili bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Koren indiriminden yedeklediğim bir ürün. Şu an dolabımda var. Peptit serumum bittiğinde hemen buna geçiş yapacağım. Ginseng serumlarla beraber kullanıyorum dediğim gibi. Evet efendim. 2023'ün çöplerini 2023'e gömmeye hazır mıyız? Şimdi hepsini pıt pıt atıyorum efendim. Vallahi kurtuldum yani. Şu yüklerimden kurtuldum. Şükürler olsun. Evimde bir çöp zerresi bile görmek istemiyorum şu an. Deyip 2024 bitenler videosu. Acısıyla tatlısıyla 2023'ü geride bırakıyoruz arkadaşlarım. Bitenleri paylaşmak istemem aslında birazcık manevi bir şeydi. Çünkü 2023'teki bütün yüklerimden artık kurtulmak istiyorum. Bunlar da benim için bir nevi köşede anlatılması beklenen şeyler ve hani kafamın sürekli arkasında bir sekmede açık olduğu için 2024'e en azından bir tikle başlamak istedim. Ümit ediyorum 2024 bize çok huzurlu, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, her şeyden öte sevdiklerimizin yanında olduğu, sağlıklarıyla sınanmadığımız, sağlığımızla sınanmadığımız, gerçekten kendimiz gibi insanlarla karşılaştığımız bir sene olur. Kendimizi çok daha güçlü hissettiğimiz, varoluşumuzla kendimizle çok mutlu olduğumuz, barışık olduğumuz bir sene olur. Kendi adıma dileyebileceklerim bunlar, sizin için de dileyebileceklerim bunlar. Kendim için ne istiyorsam sizin için de onu istiyorum yani. Genel olarak 2024 artık bize lütfen sağlık, huzur, para ve mutluluk olarak geri dönebilir mi? Bol bol tatil yaptığımız, efendime söyleyeyim, evimizde huzurla, sevdiklerimizin yanında olduğu falan bir hikaye zaten tadından yenmez. O yüzden ben artık yavaştan kaçıyorum arkadaşlar. Ümit ediyorum ki bu videoyu severek, beğenerek, gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Elimi çarptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçekten seneye görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kocaman öpüyorum size. Bakalım 2024'ün ilk videosunda neler bekliyor bizi. Neler yapacağız. Evle alakalı bir şeyler çekmek istiyorum. O yüzden bakalım. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz.